Abdullah Papur eski zamanların efsane sanatçısıydı. Yoksulların, gurbette çile dolduranların ve mahpusların ozanıydı. Türküleri yüzünden cezaevine atıldı. Yıllarca orada kaldı. Yaşamı da o acı türküleri gibiydi. 43 yaşında her şeyi yarım bırakıp bu dünyaya veda etti. Abdullah Papur 2 Nisan 1945'te Sivas'ın Divriği ilçesinde Kürt Alevi bir ailede dünyaya geldi. 3 kardeştiler. Çocukluğu Kangal ilçesine bağlı İdeli köyünde geçti. Yörenin birçok insanı gibi küçük yaşlarda bağlamaya merak sardı. Çalıp söylemeye başladı. Babası da saz ustasıydı ancak 60 yaşından sonra gözlerini kaybetti. Bu yüzden evin yükü Abdullah Papur'un sırtına bindi, bir süre köyünde çobanlık yaptı. Mersin'e giden ve orada hamallık yapan, portakal bahçelerinde çalışan Abdullah Papur çocuk yaşta büyük zorluklar yaşadı. Bir ağanın yanında çobanlık yapıp öğleden sonraları da okula gidip ilkokulu bitirdi. Yaşadıklarını, zaman ağaların zamanıydı, bense fakirdim sözleriyle anlatıyordu. Yıllarca burada hamallık ve çobanlık yaptıktan sonra dayısı onu yanına aldı. Akrabası Fatma Papur'la evlendirdi. Ardından yeniden İdeli köyüne döndü. Sonra da askere gitti. 1967'de terhis olduktan sonra İstanbul'un yolunu tuttu. İnşaatlarda çalıştı, bir yandan da çalıp söylüyordu. Aşıklık geleneğine göre yetişti Abdullah Papur. İlk zamanlar ustaların eserlerini seslendirdi. Sonra kendi yazıp bestelemeye başladı. Bağlamasıyla birçok bölgeyi gezdi, köylülere, halka, sazıyla, sözüyle seslendi. Can Plak'ın sahibiyle tanıştı, ilk kaseti için kolları sıvadı. Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak buhranlı bir dönemden geçtiği 1970'lerde toplumsal eserlere yöneldi Abdullah Papur. Şu Köylünün Haline Bak adlı ilk kaseti de bunun bir yansımasıydı. İkinci kaseti, Zalim Gurbet Ağası'yla giderek tanınmaya başladı Abdullah Papur. Deyişleri, uzun havaları, yoksulluğu, sömürüyü anlatan türküleri, Anadolu insanının adeta sesi oldu. Türkülerinde genellikle aşk, ayrılık, gurbet, yoksulluk ve cezaevi gibi konuları işliyordu Abdullah Papur. Şöhret ve para için değil, bozuk düzene, zorbalara sesini yükseltmek için çalıp söylüyordu. Bu da onu hem medya hem de devlet nezdinde sakıncalı yapıyordu. Bu yüzden dönemin gazeteleri onu görmezden geliyordu. Medyada yer almasa da halk arasında giderek tanınıyordu Abdullah Papur. Bugün görüşme günüdür. Çift camlardan ses gelmiyor türküsüyle cezaevi parmaklıklarının arkasında ve önünde duran milyonların hissiyatına ses oldu. Gardiyan isimli kaseti ise o dönem başına büyük belalar açtı. Suçum saz çalmaktır da başka suç yoktur. Kollarıma zincir vurma gardiyan. Zalimsin gardiyan sözleri nedeniyle ceza aldı, 2 yıl hapiste kaldı. Cezaevindeyken yazıp söylemeye devam etti Abdullah Papur. Kendisine yapılanlara yine sazıyla cevap verdi. Başka ülkelerde ozanlar ödül alırken bizim ödülümüz cezaevine girmek oluyor diyecekti. Halk ozanı demek, halkın dertlerini dile getiren bir kişidir. Sazıyla, sözüyle halkın dertlerini dile getirdiğimiz zaman, herkesin memleketinde halk ozanları ödüller alırken, bizim memlekette halk ozanlarının ödülü hapisler, zindanlar, hücreler oluyor. Benim de aldığım ödül hapishane köşeleriydi. En büyük ödülüm bu. Fikrimden şaşmadım. Hapishanede gene çaldım sazımı. Benim en büyük ödülüm budur. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sırasında da birçok kez cezaevine atıldı. Adana Ceyhan, Divri, İzmir, Selimiye ve Metris'te defalarca hapis yattı. Türkü söylediği için cezaevinde 2 yıl yatan Abdullah Papur, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nı da en çok destekleyen ozanlardan birisiydi. Bunun için Vur Mehmetçik adlı bir türkü bile seslendirdi. Ecevit için de Kara Olan türküsünü yazıp söyledi. Gardiyan, Kara Tren, Gaflet Uykusu, Bulut Kat Kat Olmuş, Göçme Kardeş kasetleri peş peşe geldi. Abdullah Papur birkaç yılda onlarca kasede imza attı. Yılmaz Güney filmlerinden fırlamış bir karakter gibiydi. Anadolu'nun tüm yoksulluğunu, çilelerini sazıyla, sözüyle, duruşuyla üzerinde taşıyordu.
iktidara ve siyasilere de sözünü esirgemiyordu. Bir türküsünde dile getirdiği, ''Papur suçun nedir, işçiyi sevdim. Halkı mı kandırdın, bütçe mi soydun? Türkü söyleyeni suçlu sayarlar.'' sözleri nedeniyle yine egemenlerin baskısına uğradı. Sadece Türkçe eserler değil, o dönem yasaklı ve tehlikeli olmasına rağmen çok sayıda Kürtçe şarkı da seslendirdi Abdullah Papur. Gazete manşetlerinde, ışıltılı sahnelerde, gazinolarda kendisine yer bulmasa da özellikle Anadolu'da hatırı sayılır bir kitleye ulaşıyordu Abdullah Papur. Dönemin ruhuna uygun olarak yapılan albümlerde türkülerin başına eklenen mizansen konuşmalarla hem cezaevinde yaşananları hem de yoksul halkın yaşadıklarını birebir anlatıyordu. Abdullah Papur'un ziyaretçisi 3. kapıya. Şöhretine ve onlarca kasedine rağmen zenginleşen bir sanatçı değildi Abdullah Papur. 1988'de ilk defa kendisine bir araba aldı. 9 Eylül günü memleketi Sivas'taydı. Bilmiyordu ancak hikayesinin sonuna gelmişti. Yolculuğu başladığı yerde bitiyordu. Sivas'tan Çetinkaya ilçesine gidiyordu. Aracı mıcır dökülen yolda kontrolden çıktı, şarampole yuvarlandı. Kazayı oradan geçen bir minibüs fark etti. Ağır yaralanan Abdullah Papur'u araçtan çıkarıp hastaneye götürdüler ancak yolda iç kanamadan hayatını kaybetti. Yoksulların, ötekilerin ozanı vefat ettiğinde daha 43 yaşındaydı. Abdullah Papur'un ölümü dönemin gazetelerinde küçük bir haber olarak yer aldı. Ancak aynı günlerde memleketinde büyük bir hüzün vardı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından köyünde toprağa verildi. Abdullah Papur'un ölüm haberi medyada yer almadığı için sevenlerinin çoğu uzun süre bundan bir haberdi. Bu yüzden akıbetiyle ilgili birçok efsane ortaya atıldı. Bazı hayranları ise onun kazada ölmediğine, suikasta uğradığına inanıyordu. Hala bile bunu dillendirenler var. Abdullah Papur iki defa evlendi. İlk eşi Fatma Papur 2005'te, adına Gülizar Geçti türküsü yazdığı Gülizar Papur'sa Eylül 2022'de 63 yaşında kalp krizi geçirip hayata veda etti. İki anneden 12 çocuğu vardı. Abdullah Papur 70'li yıllarda girdi hayatımıza. Özgün eserleri, toplumsal olaylara duyarlılığı ve şöhretine rağmen hiç değişmeyen emekçi görüntüsüyle hafızalarda yer aldı. Adından ziyade halk arasında daha çok Papur ismiyle tanındı. Anadolu köylerinde eski kuşaklar tarafından çok sevilen bir sanatçı oldu. Abdullah Papur'un oğulları Ercan ve Baki Papur da babalarının izinden gitti. İkisi de ses sanatçılığı yapıyor. Çoğunlukla onun eserlerini yeniden yorumluyorlar. Derdin, acının, gurbetin, yoksulluğun ozanıydı Abdullah Papur. Türküleri, uzun havaları, zehir gibi bir acıyı kulaklara taşıyordu. Hayatı trajik bir kazayla genç yaşta sona erdi. Şöhret yolculuğu yarım kaldı. Yine de geride yüzü aşkın kaset ve türkü bıraktı. Yeni kuşaklar kendisini pek tanımasa da eskilerin hafızasında türküleriyle hala yer almaya devam ediyor.